etmek bana her zaman yeni bir heyecan veriyor. Hafta sonu tatilinde yayla evine gezmeye gitmiştik. Yayla evinde doğal hayatın akışına uymak insanı ruhen çok rahatlatıyor. Akşam saatlerinde amcamlarda otururken amcama tanımadığım bir akrabamızdan telefon geldi. Amcam bir süre sohbet etti ve bizler de dinledik. Konuşmalarından anlaşılan bir yere gitmek için plan yapıyorlardı. Amcama konu nedir diye sordum. Kış ayları nedeniyle mahallede yaşayan çiftçiler buğday tarlalarını domuz hayvanlarından korumak amaçlı çalışmalar yaptıklarını, ara sıra çiftçiler bir araya gelerek buğday tarlalarını kontrol ettiklerini söyledi. Sürüler halinde gezindiklerinden çiftçilerimizin buğday tarlalarına çok büyük zararlar veriyorlarmış. Av mevsimi olmadığından, hayvan avlamak yasak olduğundan hiçbir hayvana zarar vermiyorlardı. Ben de amcama kendileriyle gelmek istediğimi söyledim ve onlarla birlikte buğday tarlalarının bulunduğu bölgeye gitmek için yola çıktık. Gece karanlıkta ışık tutmak amacıyla projektör lambası aldık. Domuzları ürkütmek ve kovalamak amaçlı tüfekler aldık. Tüfekleri alınca bir anda kendimi Amerika'da kovboy filmlerinde gibi hissettim. Arabaya bindik ve yola çıktık. Yağmıştı ve hava soğuktu. Amcamlar yolda giderken heyecanlı heyecanlı sohbet ediyorlardı. Eğimli ve dik bir araba yolundan ilerliyorduk. Yol kötü olduğundan araba bir sağa bir sola şiddetli bizleri sallıyordu. Işık kullanmak için arabanın camlarını da açtılar. Soğuk hava arabanın içine giriyordu. Ben de arka koltukta oturdum. Bir yandan onların sohbetini dinliyorum, bir yandan da soğuktan korunmaya çalışıyordum. Her şey
öncesi hayatımda canlı olarak hiç domuz hayvanı görmemiştim. Okuduğumuz kitaplarda sadece fotoğraflarını görmüştüm. Bu heyecan benim zor şartlarda çiftçilerle buğday tarlalarına gitmemi engellemiyordu. İlerlerken amcamların mahalleden tanıdıkları bir komşuları ile karşılaştık. Arabayı durdurup o arkadaşı da yanımıza aldık. Arkadaş da bizler kadar heyecanlı ve istekliydi. Tam bir macera filmi çekiyormuş gibi gecenin karanlığında buğday tarlalarımızda domuz kovalıyorduk. Demiroluk yaylasından başladık. Kapılı yaylası derken Hacarlık yaylasına kadar tüm buğday tarlalarını ışıkla aradık, taradık. Domuzlara rastlamadık. Sürüler halinde sürekli geldiklerini ama bugün gelmediklerini konuşmaya başladılar. Umutlarımız iyice azalmıştı. Canlı olarak domuz göremeyecektik. Domuzların daha önce sürekli geldiği buğday tarlalarının hepsini gezdik. Gittiğimiz yerden geriye dönerek tekrar buğday tarlalarına baktık. Anlaşılan bugün domuzlar gelmemişti. Bir saate yakın buğday tarlalarının bulunduğu bölgede tur attık. Domuzların gelmediğini görünce bizler de eve dönmeye karar verdik. Eşlik eden arkadaşı arabasına bıraktık. Bizler de geldiğimiz yerden mahallenin yoluna koyulduk. Benim için heyecanlı ama farklı bir macera oldu. Hava soğuktu ve hepimiz de üşümüştük. Hasta olmamak için sıcak bir çay içmenin güzel olacağını söylediler. Mahallede evimize geldik. Bir sürü misafir olduk. Çay içtik. Sohbet ettik. Heyecanlı, bir o kadar da macera dolu domuz kovalama hikayemiz sona erdi. Bu hikayeyi sanırım hiç unutmayacağım. Amcamlara ve diğer akrabalarımıza teşekkür ederiz.
abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki filmimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.